Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Sen arabayı garaja al abi. Peki beyim. Banyoyu hazırladım. Yorulmuşsundur diye. Yemekten önce bir suya gir istersen. İyi düşünmüşsün. Ramazan avradını getirdi bugün çiftliğe. Bugün getirecekti değil mi? Tamamen unutmuşum. Ama bu kızdan çekeceğimiz var ha. Niye? Niyesin var? Burnundan gıl aldırmıyor şu yaban. Yanına varıyorsun. Dönüp yüzüne bile bakmıyor. Terbiyesizin biri. Bakıyorum daha ilk günden muhalefeti kurmuşsunuz kıza. Ama kabahat biraz da sende. Bende mi? Sende tabii ya. Niye? Kıza oda hazırlansın diye seyyariye emir vermişsin ya. Yeğenimin avradını daha ilk günden marabalarla yatıracak halim yok. İyi ya. Dayı yiyin. Şımartın soykayı başımıza. Birkaç gün idare edin. Misafirliği geçsin, karşıma alır kulağını çekerim ben. Yavaş ulan, derimi yüzeceksin. Hoş geldin. Ne güzel sofra bu böyle. Ne oldu? Bir kutlama mı yapıyoruz yoksa? Yok. Hazır senin şu kalabalık çiftlik davetlerin bitmişken şöyle baş başa bir yemek yiyelim dedim. Ramazan kızı getirmiş ha? Evet. Gördün mü sen? Nasıl bir şey? Biraz yabani. Aile terbiyesi almamış besbelli ki. Enteresan. Her gören de aynı tesiri bırakıyor demek ki. Bir de ben göreyim şunu. Gülizar! Buyur. Bana Ramazan'ı çağır. Bu kızı ailemize sokmakla çok yanlış yaptın abi. Ramazan'a daha düzgün birini bulabilirdin. Canım başımızın üstünde oturtacak değiliz ya. Baktık zilli hasbanın teki, göndeririz babasını, olur biter. Afiyet olsun. Buyur dayı, beni çağırtmışsın. Hayırlı olsun Ramazan. Almışsın kızı sonunda. Sağ ol dayı, sayende. Nerede peki gelin? Hadi getir bir yüzünü görelim. Şey dayı, kendisi yeni geldi, yol yorgunu. Yemek bile yemeden yattı uyudu zavallı. Allah Allah. Peki, sabah tanırız biz de. İnşallah dayı. Bana bir emin yoksa eğer ben gideyim dayı. Yok. Afiyet olsun. Bitti Gül. Vazgeçmek zorundayız ikimiz de. Seni yaşaman için vazgeçmek zorundayız.
Şey... Ben avluya çıkmaya çalışırken... yanlışlıkla girdim de odaya. Affedersiniz. Dur. Seni daha önce görmüştüm. Benim fabrikamda çalışıyorsun değil mi sen? Ne arıyorsun burada? Ne mi arıyorum? Yeğeniniz getirdi beni buraya. Cemşir'in kızı sensin demek. Evet. Ne işi vardı o kızın bu odada abi? Sağ solu mu karıştırmış yoksa? Abi? Hatırlıyor musun? Geçen gün fabrikada Behi'yi gördüğümü söylemiştim sana. Hı hı. Hayal değildi o. Bu kızdı işte. İnanabiliyor musun Halide? Ramazan'ın nişanlısı, benim Behiye'min aynısı. Kaderimden kaçmak istedikçe... ona daha uzun bir iple bağlanıyorum sanki. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söylesem seni sinirlendirmekten başka bir işe yaramayacak. Yani bana inanmıyorsun değil mi? Yine sanrılar gördüğümü düşünüyorsun. Öyleyse git kıza bir bak. Delirmiş miyim? Delirmemiş miyim kendi gözlerinle gör. Oldu. Bozuldu mu yine bu zıkkın? Yağına baktım beyim. Güzel. Hadi beni fabrikaya bırak. Buyur bacım, bir şey mi istedin? İsmim Halide. Muzaffer Bey'in kız kardeşiyim. Tavırlarından anladığım kadarıyla... görgü terbiye nedir bilmediğim belli oluyor. Şimdi kulaklarını aç da beni iyi dinle. Bu çiftliğin bazı kuralları vardır. Ramazan'ın nişanlısı da olsan... bu kurallara uyacaksın. Seninle konuşurken yüzüme bak. Bu evde misafirsin. Ramazan'la evlenene kadar da misafir olarak kalacaksın. Evlendikten sonra da ailemize yakışır hal ve tavırlar içinde bulunacaksın. Terbiyesizliğe, görgüsüzlüğe ve basitliğe asla müsamaha gösterme. Anladın mı? Anladım. Az önce... rahmetli Behiye yengemin odasına girmişsin izinsiz. Abim çok sinirlenmiş. Bir daha asla o odaya girmeyeceksin.
Öğleden sonra partiye gideceğim Ahmet. Beni alırsın. Peki efendim. Günaydın ortak. Günaydın. Verdin mi kararını? Demek partiden istifa ediyorsun ha? Evet. Emin misin? Hı hı. Madem bu kadar eminsin, niye bu kadar üzgünsün? Partiden istifa etmek zihnimi zerre kadar meşgul etmiyor da. O zaman? Bizim Ramazan'ın çiftliğe getirdiği kız. Güllü. Bana her haliyle Behiye'yi hatırlatıyor. Zafer sen... Sen ne diyorsun Allah aşkına? Bilmiyorum. Belki mübalağa ediyorum ama... hali, tavrı... tıpkı Behiye. Sanki Behiye geri döndü Zekai. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.